İlkokul öğretmeni Gemma ve onun tamirci erkek arkadaşı Tom, ev kiralamak için emlakçı Martin'le buluşurlar. O da onları tuhaf bir yapay gökyüzünün altında, Yonder adı verilen birbirinin aynı yeşil evlerin bulunduğu devasa bir banliyö yerleşimine götürüyor. Martin onlara 9 numaralı evin etrafını gezdirerek çocukları olup olmadığını soruyor. Gemma, "Hayır, henüz değil," yanıtını verdiğinde Martin onu mükemmel bir şekilde taklit ediyor. Bahçeye baktıktan sonra Martin'in ortadan kaybolur. Çift ayrılmaya çalıştıklarında kendilerini tekrar 9 numarada buluyorlar. Yakıtları bitene kadar birbirinin aynı sokaklarda dolaşırlar. Geceni bu evde uyuyorlar. Ertesi sabah yürüyerek kaçmaya çalışırlar ama sürekli 9 numaraya dönerler. Evin önünde bir kutu tatsız vakumlu yiyecek vardı. Tom, duman sinyali göndermek için evi ateşe verir. Binanın yanmasını izliyor ve kaldırımda uykuya dalıyorlar. Uyandıklarında içinde bir bebek bulunan bir kutu bulurlar. Duman dağılıyor ama 9 numaralı ev hasarsız. 98 gün sonra bebek 10 yaşındaki bir erkek çocuğunun büyüklüğüne ulaşır. Çocuk, Tom ve Gemma'yı taklit ediyor ve yemek istediğinde çığlık atıyordu. Gemma'ya "anne" dediğinde Gemma, kendisinin annesi olmadığı konusunda ısrar ediyor. Gemma ve Tom, yemeği getiren kişiye saldırmak için bahçede kazmayla beklerler ama kimseyi görmezler. Tom sigara içerken bir şey fark eder. Bahçenin toprağı farklıydı. Bahçede bir çukur kazmaya başlar. Birkaç gün sonra yer altından tuhaf sesler duymaya başlar. Çocuk, oturma odasında, televizyonda fraktal benzeri desenler izliyor. Bu artık son damlaydı. Tom, çocuğu aç bırakmak için arabalarına kilitler. Eğer birisi onun için gelirse, onu serbest bırakmaya zorlayabileceklerini düşünür. Ancak Gemma acır ve çocuğu serbest bırakır. Tom her gün kazmaya devam ediyordu ve çukurda uyumaya başlamıştı. Bir gün çocuk kaybolur ve bir kitapla geri döner. Kitapta tuhaf semboller ve boğaz keseli insansı resimlerin bulunuyordu. Gemma ondan kitabı veren kişiyi taklit etmesini istediğinde hırıltılı sesler çıkarır ve boğaz keselerini şişirerek Gemma'yı dehşete düşürür. Oğlan olgunlaşarak genç bir yetişkine benzemeye başlar ve Tom hastalanır ama kazmaya devam eder. Oğlan her gün ayrılır ve Gemma onu takip etmeye çalışır ama kendini her zaman 9 numarada bulur. Tom, delikte elektrikli süpürge torbasında gömülü bir ceset bulur. Korkarak delikten çıkar. Çocuk, Gemma ve Tom'u evin dışında bırakır ve onlar arabada uyumak zorunda kalırlar. Gemma, Tom'a ilaç vermesi için çocuğa yalvarıyor ama o, belki de serbest bırakılma zamanı gelmiştir diye yanıt verir. Tom öldüğünde çocuk onu bir vakum torbasına koyar ve onu Tom'un kazdığı çukura atar. Gemma oğlanı kazmayla yaralar, çocuk tıslar ve kaldırımın altındaki labirente doğru sürünür. Gemma onu takip eder ve bir kapıdan geçerek diğer evlerdeki birden fazla odaya girer. Sanki herkesin talehi aynı yazılmış. Sonunda zayıf ve inleyerek 9 numaraya geri döner. Çocuk onu elektrikli süpürge torbasına taşıyarak annelerin oğullarını büyüttükten sonra öldüğünü anlatır. Gemma, ona annesi olmadığını söyler, çocuk onu da deliye sürükler. Çocuk onu Tom'la birlikte gömer ve yaşlı Martin'in sandalyesinde ölmek üzere yattığı emlak ofisine geri döner. Martin çocuğa isim etiketini verir ve ölür. Çocuk Martin'i bir vakum torbasına koyar ve onu dosya çekmecesi kılığına girmiş bir çöp oluğuna koyar. Bir çift kapıdan içeri girdiğinde çocuk onları tıpkı Martin'in yaptığı gibi selamlıyor.